Geçmişte Osmanlı döneminde bayraktarmış, ordu içerisinde komutanı kendisine tek bir bayrağımız varmış, onu teslim etmiş. Hiçbir şekilde düşmana bayrağımızı vermeyeceksin demiş. Yani bayrak dediğimde eski dönemde sancakmış. O da sancağı düşmanımıza vermemesi için komutanın dediğini yapıyor ve saklıyor. Düşman geliyor, pusu kuruyor ve sancağı almak istiyor. O da sancağı vermemek için bayrağı parçalayarak yutuyor. Komutanı geldiğinde, oğlum bayrak nerede diyor, sancağımız nerede diyor, yuttum diyor, inanmıyor, gülüyorlar. Eski insanlar gururlu insanlardır. Alay geçildiğini anladığı için kendisiyle ispatlamak için palasını çekiyor, karnını yarıyor ve bayrak parçalı halinde içinden çıkıyor. Beni olduğum yere defnetsinler, kıyamete kadar üzerimden bayrak eksik etmeyin diye vasiyette bulunmuş. 1410 yılından beri, yani Yıldırım Beyazıt Osmanlı döneminden beri hep bu bayrağımız üstünde dalgalanıyor. Allah'ın sevilen kuluymuş. Yani sevgili kuluymuş. İnsanlar buraya geliyor. Onun yüzü su hürmetine cani gönülden Allah'a dua ediyorlar ve duaları kabul oluyor. Duaları kabul olduğunda tekrar geri geliyorlar. Onun yüzü su hürmetine dedikleri için tekrar bayrak asıyorlar. Onun vasiyetini tekrar yerine getiriyorlar. İlk Nasıl? önce Bayraklı Baba'nın vasiyetini yerine getiriyorlar. Vasiyeti de kıyamete kadar üzerinden bayrak eksik etmeyin demesidir. Şu an Gelibolu'da değil, dünyada tanınan. Yurt dışına Almanya, Hollanda, Avustralya her yerden. Yani aklınıza gelebilecek her yerden, Çin'den, her yerden buraya insanlar geliyor. %95 diyebilirim. %95'in duaları kabul olup buraya geliyorlar, bayrak asıyorlar. İsteyen mevlüt okutuyor burada. İsteyen lokum dağıtıyor, şeker dağıtıyor. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorlar.